Tüylü mikrofondan herkese selamlar arkadaşlar. Artık seçime günler kaldı ve seçim hakkında sürekli açıklamalar yapılıyor iktidar cenahı tarafından. Biliyorsunuz Süleyman Soylu seçimle darbeyi benzetti birbirine. Binali Yıldırım bu bir istiklal mücadelesidir dedi. Tayyip Erdoğan her gün üst üste koya koya çok sert açıklamalar yapıyor. Ben vatandaşlara şunu söylemek istiyorum özellikle. Arkadaşlar korkmayın. Hiçbir şekilde ve şartta korkmayın. Gidin oyunuzu atın. Sonuç ne çıkıyorsa bunu yapmak zorundalar. Hiçbir şekilde kalbinizde korku olmasın. Dik durun. Çünkü siz yönetiyorsunuz bu ülkeyi. Siz varsanız onlar var. Siz yoksanız hiç kimse yok. Aldıkları bütün maaşı siz veriyorsunuz. Bütün o imkanları sizin sayenizde ulaşıyorlar o siyasetçiler. Bunlar gerçekler. Halkın bilinç seviyesi bu noktaya geliyor. Ben görüyorum zaten. 5 yıl sonra, 10 yıl sonra bugünkü rezillikler zaten konuşulmayacak ama 100. yıldaki bu duruşumuz 200. yıla bile bir ilham olacak arkadaşlar. O yüzden hiçbir şekilde ve şartla korkmayın ve geri adım atmayın. Gidin oyunuzu kullanın. Hep beraber seçim günü göreceğiz olacakları. Bugün de Süleyman Soylu'nun darbeyle yapamadıklarını seçimle yapacak Amerika, FETÖ, PKK vesaire bütün terör örgütlerini sıralıyorlar. Bu söylemini soracağız çünkü çok sert bir söylem ve vatandaşı gerçekten de kaygılandırdı. Yani neler oluyor? Seçimi muhalefet kazandığında vermeyecek misiniz mi diye sorular geliyor bu defa. Sokak aralarına kadar iniyor bu sorular. Bu soruları soracağız. Bakalım vatandaşın cevabı nedir Süleyman Soylu'ya? Buyurun izleyelim. Efendim Süleyman Soylu seçim günü darbe gecesi benzetmesi yaptı. Seçime darbe benzetmesi yaptı. Bu sert söylemler gittikçe sertleşiyor. Geçiyor, evet. Neler oluyor? Uzun nereye darbe. Doğru gidiyoruz biz şimdi? Kendileri darbe yapmayı, şiddeti halkı sindirerek, korkutarak seçimi kazanmayı düşünüyorlar ama bu halk sinmeyecek, korkmayacak. Kılıçdaroğlu diyeceğiz, Kılıçdaroğlu gelecek. Bu halk Süleyman Soylu'ya pabuç bırakmayacak. Bu da yayınlansın. Denize düşen yılana sarılır ya, hani yılan da, insanlar yılandan çok korkar. Şimdi bunların tek seçeneği insanları korkutmak. Onun için ben onların pek samimi olduğunu inanmıyorum. Bunlar artık son şansları. Bütün tuşlara mı basıyorlar? Evet, bütün tuşlara basıyor. Hep beraber basıyorlar. Ama bir netice alacaklarına inanmıyorum. Kaçacak, kaybedecekler. Değişecek değil mi abi? Kesin değişecek. İktidar yakıdır. Eyvallah. Görüşmeler. Saygılar. Kaybedecekler için böyle söylüyorlar. Çünkü halkın iradesi hiçbir zaman darbe olamaz ki. Halkın iradesi neyse odur. O olması gerekiyor. Ancak kaybedeceklerini anlayınca hepsi birden darbeden bahsetmeye başladılar. Kesinlikle darbe değil yani. Halkın iradesine ipotek koymaya çalışıyorlar ama başaramayacaklar. Kesinlikle. Bu defa muhalefet götürecek. Kesinlikle. Yani aslında yani çok daha fazla kamuoyunda yani çok fazla belli olmuyor. Özellikle bunların medya bunlardan yana olduğu için yani çok bastırıyorlar. Aslında halk çok hayat pahalılığı altında eziliyor. İşsizlik, adalet hepsi var. Adaletsizlik var. Bu yüzden de %55-60 bandında ben görüyorum muhalefetin durumunu. Kesinlikle kazanacağız yani. Bir şeyleri kaybedince artık endişe içerisinde duruyorlar artık. Yani ne diyeceklerini onlar bile bilmiyorlar aslında. Çok ağır şeyler söylüyorlar normalde. Hiç söylenmemiş şeyler. Yüzlülük. Ya yorgun artık. 10 sene içerisinde güzel şeyler yaptı ama yorgun artık yani. Bir hükümet ne kadar yorgun olabilir? Bu kadar yorgun olabilir. 10 senede zaten biz gelecek seçimlerde de bunu planlıyoruz. Ya bir insanı zaten bir 5 sene içerisinde tekrar değiştirmek lazım. En fazla 2 dönem. Çünkü bu artık şey oluyor. Farklı farklı şeylere yöneliyor. Ya koltuk sevdası başka bir şey. Bize başka bir şeyler yönetiyor. Güç farklı bir şey. Yani insan gücü elde edince ne yapacağını da bilemiyor. Zehirleyen bir yapısı var. Aynen. Galiba. Zehirleyen bir yapısı var. O yüzden sürekli değiştirmek lazım. Yani yeni bir insanlar tanımak lazım. Yeni insanı yönetmesine izin vermek lazım. Kötü de olsa, iyi de olsa onu da deneyimlemek lazım. Ve sadece bir insanın eline vermemek lazım. Çünkü zaten bir insan her şeye yetişemez. Her şeye yetişemediği gibi bir şeyi de yönetemez. Bu yüzden sadece birinin eline vermemek lazım. Yani sürekli bir 6-7 kişi en azından bakanlığın farklı farklı düşüncelerde olması lazım. Bardağın amacı şöyledir. Bir insan bardağın dolu tarafından bakar, diğeri boş tarafından bakar ki bardağın da bir amacı olsun. Eyvallah kardeşim. Kolay gelsin. Saygılar. Kolay saygılar. Gelsin. Neler oluyor? Neden böyle açıklama yapıyor? Çıkmaza girince nereye, ne söyleyeceğini bilmiyor. Bir de üst üste koya koya. Evet. Binali Yıldırım istiklal ya, mücadelesi dedi. En son şeye ne dedi? Kan Mehmet bilen... Akif Ersoy'a. Bir tane. Ya. Darda kalınca Atatürk'ün hiçbir zaman mekanına gitmeyen, yani Anıtkabir'e gitmeyenler şimdi seçimlerde her yerde Atatürk'ün resmini kullanıyorlar. Yani işlerine gelince öyle, işlerine gelmeyince. Seçim gününü sağ salim atlatacağız mı efendim? Atlatacağız. Ben inanıyorum. İnsanların
sağduyusuna, aynı Kurtuluş Savaşı'na benzetiyorum. Atatürk'ün nasıl her zihniyetteki insan birleşerek vatanı kurtardıysa yine herkes sahip çıkacak. Darbeye benzetti abi seçimi. Bu nasıl bir şey bu? Azmedememe. Kaybedeceklerini anladılar diye zaten biliyorsun. Kaybedecek abi, yani bu adamın başka alternatifi yok ki. Ki bu adam kaybettikten sonra mutlaka da buradan kaçacak yani. Bunu hepimiz de biliyoruz yani. Size söz, yeni baharlar gelecek. Eyvallah. Vallahi ben bir şey söyleyeyim mi? Ben şu an bu çarşıda rahat geziyorsam AK Parti'nin sayesinde rahat geziyorum. 3 gün sonra gene bombalar patlayacak, yedili masa dağılacak. Daha mı iyi olacak? Bomba niye patlasın efendim? Bu ülkenin İçişleri Bakanlığı şimdi, var. Yenisi gelecek hizmet etmeye. Şimdiye kadar niye patlıyordu? Bu adam işin başına geçmeden önce niye patlıyordu? Çarşıya çıkamıyorduk. Bir alışveriş merkezine giremiyorduk. İzmir'de çıkıyorduk. Siz hangi şehirden bahsediyorsunuz? Ben İzmir'den de bahsediyorum. Her yerden bahsediyorum. Peki. Yani benim fikrimi söylüyorum ben. Tabii herkesin fikrine ben saygı duyuyorum. Herkesin bu açıklamalar görüşü. Peki sert değil mi sizce? Kabul edilebilir mi? Ya da o görüşü alayım. Her görüşü yayınlıyoruz. Çünkü. Ya muhakkak tabii ki. Ne gibi açıklama yaptı pardon? Şöyle. Şimdi darbeyle yapamadıklarını seçimle yapacaklar. Bu bir seçim olarak değil, darbe olarak nitelendirdi ama seçim gününü de Cumhurbaşkanı Erdoğan belirledi. Yani bu defa şöyle bir itiraz geliyor efendim. Yahu böyle bir şey varsa o zaman seçim de yaptırmayın. Bizi teröristlerin eline mi bırakıyorsunuz? Yok, geliyor bu defa. Anladınız, değil mi karşı taraf? Onlar kendi kafalarına göre konuşabilirler ama öyle burada halk kimi isterse onu seçer. Olacak değil mi abi? Kim seçilirse o gelecek. İlla ki olacak. Tabii kesinlikle. Yani burada halk seçiyor bunu. Demokrasi. Demokrasi varsa kesin seçilen gelecek. Çok yani, sert açıklamalar var. Duyuyor musun abi? Duyuyorum abi. Duyuyorum. Darbe dedi Süleyman Soylu. Yani insanların ne yapacağı belli değil daha. Şimdi burada parti ismi vermek istemiyorum ama çok kötü şeyler de olabilir. Çok güzel şeyler de olabilir. Bilmiyoruz yani. Yine bağırlar gelir belki. İnşallah. Eyvallah. Vallahi hiç beklenmeyen her şey olabilir. İnşallah herhangi bir sorun çıkmadan seçimi yaparız. Milletin bir oy tercihi var. Gider sandıkta demokrasi ülkesiysek ona verir. Herkes de ona boyun eğer. Yapacak başka bir şey yok. Ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun. Abi aslında belli yani kaybediyorlar. Her zamanki gibi. Yani daha hani başka bir açıklama gördüm. Erdoğan demiş ki Giresun'da Kılıçdaroğlu dolara 4 lira zam yapacak demiş. Niye daha önce yapmamış? Bunda. Evet. Yani Kılıçdaroğlu yapmamış zamı. İyi de Kılıçdaroğlu başkan değildi ki hiç. Nasıl yapacak? Bilmiyorum. Yani sanırım biz bilmiyoruz. Sanki bir paralel evrenden getiriyorlar bunları. Aa. Konuşuyorlar o paralel yani evrene tekrar geri dönüyorlar. Kendimi sorguluyorum yani ben mi yanlış biliyorum falan filan diye. Ama artık işe 10 gün kaldı ya. Soytarılık yapıyorlar. Başka hiçbir şey değil ki. Yani bunun başka bir izahı yok. İnşallah 15 Mayıs'ta güzel bir güne uyanacağız yani. Onu ümit ediyorum evet. Bu geriyor efendim, sokakları geriyor bu söylemler. İnsanlar tartışmaya başlıyor. Bakın Trabzon'da ve birçok Avrupa'daki seçmen yerlerinde tartışma çıktı. Trabzon'da da tartışma çıkmış 2 günden beri. Seçim günüyle alakalı içimizde kaygılar var. Sokakta hepimizin konuşuyor. Var. Hepimizin var ama atlatacağız mı efendim bu işi? Umarım. Değil mi? Umarım kaçar giderler. Öyle bir şey olmaz yani. Amerika'dan seyrettirdin beni var ya, seni o güzel yanaklarından öpeceğim. Ya şöyle bir şey söyleyeyim, bizim halkımız sevilmeyi seviyor. Bak çok açık net söyleyeyim, çünkü ne yapsan ne etsen bizim halkımız belli bir görüşe sahip, belli bir düşünceye sahip ama netice itibariyle inşallah değişecek. Değişecek mi bu defa? İnşallah değişecek. Birinci turda mı ikinci turda mı öngörünüz? Onu ben bilemem, büyük bir olasılıkla bana kalırsa birinci tur. Ama dedim ya sözün başında, bizim halkımız sevilmeyi seviyor. İnsan sevildiği yere gidiyor. Bilmem anlatabiliyor muyum? Saygılar.